Şimdi Bukhari Müslim, Ebu Reyre rivayet edilen bir hadis-i şerifte, ee, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu tahric etmişler. Yani Bukhari Müslim dedikten sonra daha fazla kaynak sayma hacet yoktur. Buyuruyor ki, مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا Altın ve gümüş sahibi olan, Gümüş çok para etmiyor herhalde hala ama yine de değer olarak, para olarak Allah iki maden yaratmıştır. Birisi altın, birisi gümüş. Bunlar para. Dolayısıyla işte altının varsa, gümüşün varsa kafadan zekata tabi mi? He? Kafadan zekata tabi. Grama giriyor mu? Giriyor. Nisabın gramına Efendim katılıyor mu katılıyor ama mesela e evinde elinde bilmem ne kadar zümrüt var Sen bu zümrütü şeye koymuşsun vitrine seyretmek için veya yakut Bunlar dolarla gramları yani Safir zebercet yeşim yani tabii Tabii Yakut şey pırlanta. Pırlanta Allah Teala pırlantayı e, efendim para olarak yarattı mı? Yaratmadı. Para olarak yaratmadı. Onun için sen eğer zümrütün, yakutun, pırlantanın e, alışverişini yapıyorsan o senin o zaman neyin olmuş oluyor? Malın, satılık malın olmuş oluyor. O zaman onun kıymeti zekata tabi mi? Tabi. Ne gibi? Senin e, alışveriş yaptığın malın, sen ne satıyorsun hacı abi? Un satıyorum. Eğer senin unun evde yüz çuval unun olsa zekata tabi mi? Değil. Ama satmak için varsa zekata tabi mi onun kıymeti? Tabi. Çünkü o senin alıp sattığın malın. Ama altını gümüşü satmak için almasan da evde süs için kenara koysan da hasırın altına koysan da e, kasaya koysan da altın ve gümüşün gramı zekatın nisabına tabi mi? Dahil mi? Dahil. Farkı anladın, anladınız mı? Evet. Ama orada 1 milyon dolarlık zümrüt var. Orada 5 gram altın var. O zekata tabi. Orada bir milyon dolarlık e, diyelim ki pırlanta mücevher var bilmem ne. Evşem karım takıyor, kızım çıkarıyor, öbürü takıyor. Ara sıra da belki sen takıyorsun dur. Fark etmez. Fark eder tabii ya. Karı mısın sen öyle? Ne takıyorsun? <laughs> Zinet eşyaları falan. Hemen yüneşşe fil hilyeti ve fil hısami gayru diyor Kur'an. Takılar içinde büyütülen kadınlar diyor. Kız çocuklarına. Eşin senin ne farkın kaldı takılarla büyütülürse? Ondan sonra bir laf söylüyorlar çok inanmıyorum ona da neyse işte. Padişahlardan biri çocuğuna demiş isimlerini de söylemek istemem. Hani demiş ya takılmış gelmiş. buna evladım demiş anana bir şey bırakmadın sarayın şeylerinde demiş. Takılarında demiş. Hepsini takmış takıştırmış babasının yanına gelmiş derler bir padişah. Şimdi onun için e, erkek öyle takışlarıyla makışlarıyla erkeğin bir tek takılarda ne izni var? E, işte yüzük taşı kadar Yüzük taşı kadar izni var. O da tabii altın olmaz. Gümüşten de işte bilmem Hanefi'ye göre 4.5-6 gram Şafii, şafi, Mavi bütün mezhepleri çalkala çıkar. 9 mokus 9 gramdan o iki suratından ileri de böyle gümüşe bile müsaade yok. Gümüş saate müsaade erkeğe söylüyorum. Yok. Gümüş bilekliğe müsaade yok. Gümüş e, ne diyorsun adına Kolyeye müsaade yok yok haram e bu gümüş yüzük kadar müsaade var erkeğe gümüş de zinet eşyası olarak tak takarak takması haram anladın mı onun bir başıma ne geldi bir anlatmıştım değil mi benim bir saatimi başıma ne geldi gece adamı uçururlar yani. Yani saati gevermezsen seni uçururlar ondan sonra. Bari gelen saate gelsin dersin. Canını zor kurtarırsın. O benim başlığa çekmişlerdir videoda. Belki videonun başlığı var mı acaba bizim sitede? Herkes merakla izlesin yani. Efendi Hazretleriyle bir anımdır o. Şimdi demek ki altın gümüş ee, para olarak yaratıldığından ha kenarında euro var, dolar var, TL var, ha da altın var veya gümüş var. Ama diğerlerinde satılık mal ise, zaten her şey satılık ise zekata tabi, satılık değilse, evde bir köşede duruyorsa zekata tabi değil. Anladınız mı? Tamam.